yaptın sen Zehra abla ya? İçim fena oldu ya. Hala yalvarıyor. Fena mı oldun? Senin buna sevinmen lazım. Olayları böyle sen getirdin. Ya sussaydın ne olurdu ki? Zaten kimse senden şikayetçi olmayacaktı Kader. Sen ne diyorsun be? Ben anında hırsız damgasıyla mı dolaşsaydım? Ya ben senin hırsız olmadığını biliyorum. Bu sana yetmez mi? Ya niye yetsin? Tabii ki yetmez. Zaten sen hiç konuşma. Meral orada beni savunmadın bile. Kader, Kader dur lütfen dur. Ya ne olurdu ya ben gerçekten hani seni koruyacaktım. Vallahi koruyacaktım ya. Ya bırak be. Yalancı. Orada havasın çıktığı kadar bağırman gerekiyordu. Sen ne yaptın? Kıkın bile çıkmadı. Ben bir an böyle kilitlendim. Böyle şuurum tutuldu. Meral ya. Biz seninle neler yaşadık kızım. Hepsinde de avazımızın çıktığı kadar bağırdık. Birbirimizi savunduk. Şimdi ne oldu? Sen zengin Sadri Bey'in torunu oldun. Ben hala eski fakir yetim Kader'im değil mi? Doğru ya. Sen unutmuşsundur. Ama yetimhane kızlarının da bir gururu var Meral Hanım. Sen benim kardeşim falan değilsin. Hatta sen benim arkadaşım bile değilsin. Hatta sen benim hiçbir şeyim değilsin Meral. Ya Kader! Bak be. Ben bir garibi iftira atıyorum. Bu hala vır vır konuşuyor. Lan insan bir teşekkür eder be. Zehra abla bir sus ya. Sus artık. Sen ne yaptın? Önce benim kardeşimi, sonra da masum bir kadına iftira attın. Hala ruhsuz ruhsuz konuşuyorsun. Ben çok sıkıldım abi senin bu kardeşim hikayenden. Gibi param var. Git kendine bir kardeş tut. Kendini tatmin edersin. Ya bir garibi iftira attım diyorum. Günahını aldım diyorum. Aptal mısınız siz ya? Ya ben ta en başından gerçekleri söyleyecektim. O zaman fakir ama vicdan temiz Meral olacaktım işte. Söylediği şeye bak ya. Aptal mısın kızım sen? Git 2-3 tane garibe sadaka ver. Bak o vicdan nasıl pırıl pırıl oluyor. Merak etme sen.